Sevgili seyirciler, Bursa'da ve Türkiye'ye yön veren isimlerden, gerçekten de iş dünyasında önemli aktörlerden birisi Özer Matlı ile şu an birlikte oluyoruz. Sayın Matlı'nın çok da özel bir nedeni var, bir ziyaret var. Bunun nedenlerini birazdan paylaşacağız ama öncelikle Özer Bey'e bir merhaba diyelim. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkürler, sizleri sormalı. Teşekkürler. Sizi her zaman görmek mümkün değil. Ama Bursa'da yakalamak, iş dünyasından az önce bahsettim. Hem Türkiye hem de zaman zaman dünyanın birçok noktasında önemli ziyaretleriniz oluyor. O ziyaretlerden birisini aslında bugün gerçekleştirdiniz. Sevgili Mahmut Yayla ile birazdan mikrofonu uzatacağım ama duygular önemli, düşünceler önemli. Neler hissediyorsunuz? Şimdi burada bulunmam temel biz ticaret adamıyız. Yani ticarette biraz önce söylediğiniz bir iş dünyası ile ilgili yaptığımız, kendimizi geliştirmek üzere iş dünyasında yapacaklarımız var. İki, bulunduğumuz sivil toplum örgütleriyle beraber yaptığımız süreçler var. Bir de üçüncü, insan olmanın, dostlarıyla insanın beraber olması var. Bugün burada olmamızın temel sebebi var. Üçünü bir arada yapıyoruz aslında. Belki Odalar Birliği Başkanı bizim Rıfat Bey Kayserili oluyor. Üç işi bir arada yapmaktan dolayı biz onlardan belki feyiz aldık. Ama benim temel amaçlarımdan birisi bizle beraber yol arkadaşlığı yapmış olan, içimizden çıkan kardeşimize bir hayırlı olsun demek. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı, bizi mutlu eden kısımlarından, bizlerle sivil toplum örgütünde beraber görev olan arkadaşımızın aynı zamanda kendisiyle de ilgili Bursa'da bir ağırlık, bir yük getirecek bir sorumluluk, sivil toplum örgütü sorumluluğu aldığını biliyorum. Aynı zamanda Türkiye Yerel Gazeteciler Derneği'nin Bursa Şubesi'nin başkanı oldu. İkinci ziyaret sebebimiz bu. Üçüncü ziyaret sebebimiz de bir aile şirketi olarak ailenin girişimcilik yönüyle beraber bir iş ticaret erbabı olarak iş konuşma üzerine üç işi bir arada yapıyoruz. Biz üç işi de bir arada yaptığımızda duygular, memleket meselesi ve ülkenin kalkınması için de girişimci insanların bir arada bulunması sebebiyle beraber böyle bir tatlı bir hoş sohbet beraber bir arada geçirdik. Sizi burada yakalamışken aslında merak edilen sorular da var. Örneğin pandemi süreci, iş dünyası, ticareten katkılarınız, ülkeye verdiğiniz değerler var. Bu süreç, pandemi süreci hem ülkemizde hem de mavi gezegende düşündüğümüz zaman nasıl geçiyor? Getirileri ya da özellikle iş dünyasına götürüleri nelerdir? Şimdi biz Türk insanız. Türk insanın bir farkı var. Yani zorluklarda bulunduğumuz coğrafya bizi rahat bırakmadı. Yani bulunduğumuz coğrafyanın kuzeyine baktığımızda Rusya gibi geçmişi komünist olan ülkeler var. Aşağımıza baktığımızda krallıklarla yönetilen kendi coğrafyası içerisinde karışık toplumlar var. Ve aynı toplumların içerisinde 81 milletten dolayı da bir batı ile entegre eden bir Türkiye'nin çocuklarıyız biz. Bunu pandemiye bağlamaya çalıştığımızda yani dünya yeni bir dünya düzeni oluşuyor. Yani ben hep Mevla'nın sözüyle söylüyorum her yerde de. Dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Geçen sene zor bir yıl geçti. Hem sağlık açısından hem de iş dünyasının ekonomik sebeplerle beraber Türk iş dünyası ciddi etkilendi. Ama sene sonu gelip de bilançolara baktığımızda biz Türk insanının başarısını tekrar gördük. Yani girişimciliğimizle beraber Avrupa'ya örnek aldığımız sistemsel kısımda örnek aldığımız Avrupa'yı da ekonomik anlamda ekside giden bir Avrupa'nın karşısında %6'ya yakın büyüme yakalayan bir Türk iş dünyası var. Herhalde bu da size bu zor şartlarda daha da zor şartlar altında Türk insanın girişimciliğini anlatıyor. Zor oldu. Belki eşimizden, dostumuzdan, çevremizden bu hastalığı hafif atlatanlar oldu, ağır atlatanlar oldu. Kaybettiğimiz abilerimiz, kardeşlerimiz oldu. Ama biz bir iş dünyası örgütü olarak 2020 yılında, 2021 yılının bundan daha iyi geçeceğini ve Türk insanın girişimciliğini devam edeceğine inanıyoruz. Zaten veriler de bunu gösteriyor. Sevgili seyirciler, Mahmut Yaylan'ın yanındayız. Aslında az önce, saniyeler öncesi değerli bir başkan, önemli bir isim, önemli bir iş aktörü, iş dünyasının değerli isimlerinden birisi Özer Matlı. Üstelik buraya geldi, sizi makamınızda ziyaret etti.
Sayın Yaylı'ya soralım. Öncelikle böyle bir değerli ismi ağırlamak ve gelinen süreçte çok çok önemli bir görevle artık hem gazeteciler hem de var olan ortamdaki yeriniz. Neler hissediyorsunuz, neler hissettiriyor? Şimdi neler hissediyoruz? Öncelikle Sayın Başkanımı burada ağırlamak bizim için çok büyük bir onur, çok büyük bir şeref. Aynı zamanda başkanım bize yol gösteriyor. Onun izinden gitmeye çalışacağız. Çünkü başkanım Bursa ile derdi olan, o derdi taşıyan ve derdiyle dertlenen, o dertlerin çözümü için yola çıkmış bir insan. O yüzden biz de başkanımdan öğrendiklerimizle başkanımızın yolunda gitmek için var olan gücümüzle çalışacağız. Tarafsız Yerel Gazeteciler Derneği olarak hem Ege Bölge Sorumluluğu hem de Bursa İl Başkanı olarak bundan sonraki süreçte hem başkanımın şahsında hem de Bursa Ticaret Borsası kapılarında ne gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa biz hem borsamızın hem başkanımızın yanında olacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa, önemli bir ayrıntı, Tarafsız Yerel Gazeteciler bundan sonra ne yapmalı? Tarafsız Yerel Gazeteciler Derneği ne yapacak? Ve da ne yapıyor onu söyleyeyim öncelikle. Tarafsız Yerel Gazeteciler Derneği tarafsız olmak durumunda. Yani basının kaleminin kırılmadığı, doğru işlerin doğru şekilde yapıldığı bir dernek. Doğru insanların doğru noktalarda buluştuğu bir dernek. Doğru şekilde hareket edeceğiz. Kalemimizi kırmadan gördüğümüzü gördüğümüz gibi, duyduğumuzu duyduğumuz gibi haberi haber niteliğine uygun şekilde yazacağız. Hani şu şurada yanlış yapmıştır, bu burada eksiktir, aman buradan bir kaynağım olsun, o kaynak kesilecek diye biz yazdıklarımızdan da söylediklerimizden de vazgeçmeyeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor konusu da bu. Özer Bey gibi, Sayın Başkanım gibi doğru insanları doğru şekilde medyaya, kamuoyuna tanıtmak zorundayız. Bizim de gücümüz, sorumluluğumuz budur. Mahmut Yaylı, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Başkanıma ve siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.